Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde hepimizi gerçekten yüreğini burkan Ankara'nın tam göbeğinde bir terör saldırısı oldu. Bir canlı bomba saldırısı oldu ve İçişleri Bakanlığı'nın nizamiye giriş kapısının önünde kendisini patlatarak ölen bir terörist oldu. İçişleri Bakanlığı da birazdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birazdan bir açıklama yapacak. Onu da canlı olarak vereceğiz. Poli, kahraman Polislerimizin ziyaretinin çıkışında olacak bu açıklama. Onu da sizlerle paylaşacağız. Hemen canlı yayında kulağıma e, söyleyecek arkadaşlarım. Onları da vereceğiz size. Cumhuriyet Başsavcılığı e, tabii bir soruşturma başlattı. E, ve teröristlerin kod adıları, gerçek isimleri e, üzerinde çalışmanın devam ettiğini söyledi. Bir teröristin isminin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı gerçekten dediğim gibi son dönemde böyle bir olay yaşamamıştık, duymamıştık. Hacı Yakışıklı senle başlayalım. Tabii. Dün sabah saatlerinde Ankara'da böyle bir saldırı oldu. Bir kere Ankara'da böyle bir şey bekleniyor muydu? Yani böyle bir dönem dönem alarm durumları evet. olur. Terör saldırısı olabilir denir. Terör saldırısı bekleniyor denir. Böyle bir şey herhalde hiç beklenmiyordu değil mi? Yok beklenmiyordum. Yani Ankara'da bir alarm durumu yoktu. Aslına bakarsan Türkiye'de son dönemde terörde, Tamamen bir e, üst düzey güvenlik var. Yani Türkiye artık terörde e, zaten kırmızı alarm halinde sürekli bulunuyor. Çünkü hiç kimse şehirlerde bombaların patlamasını hele hele Ankara gibi bombanın patladığı yerde e, hemen e, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olduğu yer e, ve o gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı var. Yani bomba İçişleri Bakanlığı önünde patladı ama yürüyerek yürüme mesafesinde. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı tamamının bulunduğu bir yerde kaldı ki yıllar önce de Merasim Sokak'ta bir bomba patlatılmıştı ki o çok daha kötüydü. Hemen hemen o 200 metre aşağıda Güven Park'taki. Güven Park'ta yine daha. bomba patlatılmıştı. Patlamıştı. O zaman işte Cumhuriyet Gazetesi mi? ve o zaman Zaman Gazetesi de devam ediyordu. Ortak manşet atmışlardı devletin kalbinde bomba diye. Hatta yurt dışındaki terör örgütleri de devletin kalbinde bomba gibi böyle bir imaj oluşturmuşlardı ve büyük propaganda yapmışlardı. Bu sefer o hedefe ulaşılamadığını görüyoruz. Allah'a hamdolsun can kaybı yok, şehidimiz yok. Yaralılara da Allah'tan şifa diliyoruz. Tabi olay Cumartesi akşamleyin başlayan bir olay. Ha. Kayseri'den başlayan bir olay. Senin ee, memleketin Kayseri'de. Tabi Develi'de, Develi ilçesinde hemen Erciyes'in arka tarafı. Güney tarafı develi ilçesidir ee, iyi bir ilçedir Şirin bir ilçedir ee, ve böyle bir olaylar yaşanmaz yani hani orada terörle alakalı bir odak yoktur ee, kaldı ki ben de yılda birkaç kere develiye gider gelirim o, o e, Mikail Bozlağ'ın şehit olduğu o, o yolları Ben de kullanırım yani yılda birkaç kere gittiğim bir ilçe dostlarımız var tabi Mikail e, Bozlan orada Veterinerlik yapan bir kişi, akşam işi bittiği zaman mezra'da oturuyor zaten. Yani köyde oturuyor, hatta mezra'da, köyün köyün içinde bile değil. E, işi bitiyor, e, o şirketin aracıyla evine gitmek isterken akşam 19:30 sıralarında e, teröristler tarafından yolu çevriliyor. Teröristler aracından indiriyorlar, e, başına ateş ederek orada şehit ediyorlar. Daha sonra da e, cenazesini köprünün yanında bulunan şarampole atıyorlar. Hatta kanizi var toprağın üstünde. Babası daha sonra o kanizinden buluyor. Tabi ee, tabii 19 30 Ama sıralarında... Ama mesela evine gitmiyor ailesi ya nerede Bunu da bu? söyleyeceğim. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın bu konuda açıklamaları da var. Onlara da evet. grafik yaptırdık veririz. Tabii şu ana kadar herhalde. son bilgiler olarak söylüyorum Tuba, bunları. sen yavaş yavaş getir onları. Tabii çünkü okuyayım. mutlaka açık şeyler vardır benim söyleyeceklerim. Onu emniyet yetkilileri mutlaka açıklayacaktır. Evet. 19.30'da bu olay meydana gelince Hı? zaten Develi'den Kayseri merkeze gitmek yarım saat. Yani çok şey değil yarım saat 40 dakikada gidersiniz. Hatta Kırşehir yoluna çıkmak bir saat içerisinde Kırşehir yoluna çıkmış olursunuz. Tabii ailesi... Şunu bir okuyalım istersen e, sevgili Hacı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İçişleri Bakanlığı'nın hemen önünde e, teröristlerin yaptığı saldırıya yönelik yaptığı açıklama şöyle. Emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Asla da ulaşamayacaktır. Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Hadi. İnşallah. Şimdi... Bir, bitir, bir açıklaması daha varmış. Ha. Tabii tabii. Onu da okuyalım. Bu nerede? Bu fetöy. Aynen evet bu fetöye ilgili Ufetöyle açıklaması. Ilgili. Tamam. Antalya portakalına evet. gelince. Altın ile ilgili. Tamam. Antalya portakalı gibi oldu. Antalya... Tabii Mikail kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Develi'den Kayseri'ye merkeze hatta Kırşehir'e gitmek 40 dakikayı 1 saat içinde gidebilirsiniz ki aracı aldıktan sonra e, kullandıkları yol e, Kırşehir, Keskin, Kırıkkale, Ankara şeklindeki bir yerden gidiyorlar. Plakayı da değiştirmiyorlar. 38 plakasıyla yola çıkıyorlar. Tabi saat 9 olunca ailesi, çünkü 7.30'da gelmesi bekleniyor. Çalıştığı yerle köy mezranın arası 7 kilometre bir mesafe. Ne oldu derken saat 9'da babası yola çıkıyor. Gelmedi bir bakayım diyerek yola çıkıyor. Yola Telefonla da, da ulaşamıyorlar herhalde. Ulaşamıyorlar. Telefon... Ulaşamıyor, endişelenmeye başlıyor. Saat 9, 9.30'u buluyor o sıralarda. Ve e, babası yolda giderken köprünün orada kan izini görüyor. Yani babası bu kan izini görüyor. Hemen o gece yani. Gece gece. Yani 2 saat sonra. şehit ediliyor. çok bir... İki saat sonra babası köprünün oraya gelince tabi araba yok ortada arabayı kaçırıyorlar. Ee, kan izini görünce iniyor arabadan. Ee, kan izini takip edince. Cesedini görüyor oğlunun. 24 yaşında 6 aylık bir Ertesi çocuğu var. Ertesi gün görüyor değil mi? Canım? Aynı gün. Aynı, aynı gün. gece. Evet. Öldürülmesinden 2 saat sonra. Tabii Peki, Peki. aynı gece. Sayın Bakan'ın açıklamasına yönelik söyleyeceğim bir şey var mı? Hem de e, olayı anlatıyordun bize. Evet, şimdi, Oradan devam edelim. E, az önce olayı anlattığımız Develi'deydi. E, Ali Yerlikaya'da. Olayın Hı. teröristlerin arabayı çevirdiği yere de orada cenazeleri defnetmeye e, gitmişti. Cevdet Yılmaz da oradaydı. E, valisi, belediye başkanları herkes oradaydı. Ben Ali Yerlikaya'ya da tebrik ediyorum. Bir yandan yaralılara, bir yandan Kayseri'de Develi ilçesindeki cenazeye gidiyor. E, bu arada 9 e, sıralarında e, artık e, aile çocuğumuz nerede diye ararken cenazesini e, buluyorlar. Ama bundan sonra bir boşluk var. Yani bilemiyoruz. E, o arabayla ilgili acaba adi bir hırsızlık vakası olarak mı görüldü? Başka Baba, bir şey mi oldu? Ama bir dakika bir, bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi e, akşam saatlerinde bulunuyor. Cansız bedenle ulaşılıyor. 2 saat sonra yaklaşık. Evet yaklaşık 9.30 gibi. 2, 3. Yani Ondan o, sonra şey... araba arabanın plakası mesela tüm Türkiye'de duyurulmuyor mu? Tabii. Yani o kısmını artık soruşturma yürütenlerden öğreneceğiz. Polise, bil, süreçte. Polise bildirmiş var. mi acaba baba? Yani Emniyet oğlununca... jandarmaya bildirildiği. Bilmiyorum. Ben e, bu bilgilerin tamamını Develi'deki arkadaşlarımdan çünkü herkes farklı bir şey söylüyor. Hı hı. En doğru olacak şekilde alıp özetliyorum. Jandarmaya ve emniyete haber verildiği söyleniyor. Zaten köy jandarma bölgesi haber vermişler ama o arada neler olduğunu ee, soruşturma yürütenler açıklayacak Hı -hı. çünkü e, soruşturma sürüyor. Bazı yerlerinde gizlilikler var vesaire var. E, bu e, kısmı açıklayacaklardır. E, Mikail Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve geliyorlar sabah saatlerinde e, e, yani yaklaşık 10 saatlik bir süreç. Arabayı almalarıyla Bombayı Patlatmaları 10 saat. Develi'den Ankara 6 saat sürüyor ortalama arabayla. Öyle mi? O kadar Tabii. O kadar. Develi'den yola çıkarsanız Ankara'ya gitmeniz normal bir hızla 6 saat içerisinde. Ee, belki 7 saati de bulabilir o e, trafiğe vesaireye bağlı 6-7 saat içerisinde olayın olduğu yerle Ankara'ya e, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önüne gelmeniz 6-7 saati bulur e, bu 10 saatlik bir süre içerisinde olmuş zaten çok şükür başarılı da olamadılar bir, bir 3-4 saat yani hemen 6-7 saatte gelip eylemi yapmıyorlar bir 3 4 saatlik de bir şey var. Bir Orada boşluk bir şey var. var. Bir boşluk var. Yani ya yolda oyalanıyorlar i̇şte biz o ya boşluğu Ankara'da bilemiyoruz yani biz var o yani. boşluğu bilemiyoruz. Şaban abi. Yani biz o boşluğu bilemiyoruz. Jandarma polis ne yaptı orayı polis dediğim gibi. soruşturmanın içerisinde yürüyecek şeyler. Ee, Tabi her halükarda mecliste meclisimiz açıldı çok şükür. Yani e, Türkiye karışmadı, herkes birbirine girmedi, meclis açıldı. Sadece önlem olarak biz o gün meclise işte araçlarla girilirken araçları almadılar vesaire. Bazı önlemler ister istemez e, gerçekleşti. Yoksa meclise girmek bir basın Peki. mensubu açısından çok kolay. E, i̇şin son söyleyeceğim şey de işin siyasi boyutlarıyla alakalı. E, yani siyaseten böyle bir olayın olduğu gün gönül isterdi ki meclise Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı girdiği zaman bütün siyasi partılar dur, 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 ayağa kalksın. Dur, 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 dur. Ee, biz Oraya girme ister... onu konuşacağız çünkü. Özellikle. Bir de bir şey söyleyeyim tamam o zaman. Yeşil Sol Parti'nin bir açıklaması var. Hı? Daha sonra konuşursak <laughs> istersen sonra konuşalım. Bir sonraki ama tura bir hızlı gidelim. Sol Şaban Seviş'le devam edelim. Yaptığı açıklamayla maalesef e, bir le gölge düşürdü. Sonrasında söyleyeyim bunu tamam. da.